Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but I've been thinking about you. And I've been wondering. I've been wondering where you lay up. Where you at? So, sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Follow you blindly, I'll be your fool. Cinderella, yeah. I think I'll find your glass slipper, baby. Bugün 21 Ağustos Pazartesi. Şu an işteyim. Bugün tam 9 haftalığız. Gerçekten 9 haftaya kadar nasıl geldik inanamadım ama her pazartesi dönüm gün olduğu için bugün tam işte 9 haftaya girmiş oluyoruz. Tamamlamış mı oluyoruz? Gerçi bilmiyorum. Haftalar konusunda kafam aşırı karışık. Çünkü bazen doktor 5 gün önceye alıyor ya da 3 gün sonraya alıyor falan. Sonra ben hangisini dikkate alacağım dediğimde boş versen falan diyor. Ama böyle şeyler olabiliyormuş. O yüzden sorun etmiyoruz bunu. Şu an 3 santim falanız herhalde. Uygulamada yani kullandığım uygulamada çeri domates kadar olsun yazıyor. Hani şöyle bir şey herhalde. Bugün beslenme rutinimi çekeceğim. Daha doğrusu günlük rutinimi çekeceğim. Beslenme de tabii ki bunun içinde olacak. Neler yiyorum, ne yapıyorum. Aslında ilk başta öğrendiğim günden beri bugüne kadar bayağı bir evrildi. Çünkü biraz bilgi sahibi olduktan sonra tabii biraz daha çevirdim her şeyi. Şu an oteldeyim. İşteyim. Bugün işte kahvaltı yapıyorum. Normalde her gün otelde kahvaltı yapmıyorum. Uzak yerlere gittiğim zaman evde kahvaltı yapıp da çıktığım oluyor. O zaman daha tabii sade oluyor. İlk başta mesela yumurta, süt, peynir gibi şeyler yiyordum. Sütü bıraktım doktorumla görüştükten sonra. Onun yerine hani yoğurt, ayran tükettiğim için sütü şu an pek tüketmiyorum. Yani evde kahvaltı yaptığım zamanlarda genellikle şu an yumurta, peynir, zeytin yiyorum. Yeşil zeytin yiyorum. Peynir de işte zaten yumurtayı artık o kadar yiyemez haldeyim ki zorla yiyorum ki yumurtanın bütün varyasyonlarını denedim herhalde, yemeye çalışıyorum yani. Hani bir gün kaşar atıyorum, bir gün peynir atıyorum. Ya yumurtanın içine atmadığım şey kalmadı yemek için, çünkü normalde çok yumurtaya düşkün biri değilim. Özellikle yazın hiç yemiyorum yani, arka arkaya midemi çok bozuyor. O yüzden bu benim için biraz zorlayıcı. Otelde yediklerimi göstereceğim. İlk başta yumurtamı almıştım. Daha sonra şu çıktığı için avokado, somon ve yumurta, bunu aldım. Ama tabii ki bunu kendimize göre kendime göre bunu değiştireceğim. Çünkü somon yemek çiğ yasak. O yüzden yumurtayı alıyorum. Somonu atıyorum. Çok kalabalık olduğu için somonu çıkartın diyemedim. O yüzden aldım. Bunu yiyeceğim. Böyle yemek daha kolay. Yumurtamı da yiyeceğim. Aldım çünkü. Fazla yumurtadan bir şey olmaz. Genelde herkes haşlanmış yumurta yiyor. Yani her gün yiyebilenler her gün bir tane haşlanmış yumurta yiyip konuyu kapatabiliyor. Çok şanslı insanlar. Zeytin ezmesini doktorum önerdi. Bu biraz sindirimle ilgili problemlerimden ötürü.
Cevizi zaten herkes söylüyor yenmesini. Cevizi de kolay yiyebilmek için. Bu arada cevizi aslında çok severim ama her gün her gün sürekli yemekleri biraz baydı. O yüzden bir şeylerle yemek zorundayım. Bazen balla yiyorum. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do? Şapkamı taktım. Güneş kremlerimi sürdüm. Ki bugün omuzlarım falan çok açık olduğu için güneş kremi sürdüm. Suyumuzu aldık. Reklam olmasın. Suyumuzu aldık. Su çok önemli biliyorsunuz. Herkes söylüyor zaten bunu. Yani günde en az 2 litre, 3 litre falan da söyleyen var yani. Ama en az 2 litre. Ben de içmeye çalışıyorum zaten. Gün içinde ister istemez içiyorum aslında. Şimdi çalışmaya başladım kahvaltıdan sonra. Aslında çalışmaya başlamak benim bir rutinime daha katkıda bulunuyor. Çünkü yürüyorum. Doktorum 30 dakika yürümemi söyledi günlük. Günlük 30 dakikada çok saçma aslında ama internetten baktım. 4000 adıma falan denk geliyormuş. Yani en azından şimdi 30 dakikayı ben kestiremeyebilirim. Kesinlikle 30 dakikada daha fazla yürüyorum. Genelde yani bütün gün yürüdüğüm için zaten. O yüzden en azından adımı da takip edeyim ama diye baktım. Zaten 4000 adım falanmış. Ben zaten 4000 adımı her türlü geçiyorum günde. Bahçeyi kontrol ederken zaten sürekli yürüyorum. O yüzden bu benim açımdan iyi bir durum. Sadece biraz hamilelikten sonra nefes nefese kalma durumu oldu niyeyse. Konuşamıyorum. Telefonla falan da konuşamıyorum yürürken çok fazla. O yüzden bir oturayım, öyle konuşayım ben. En iyisi biraz. And I've been wondering where you lay up. Where you at? So sure. Where do you go to? Where do you go? Where do you go to? I wanna know. How do you do it? That thing you do. Evet, acıktık. Saatlerimiz 13.24'ü gösteriyor şu an. Öğle yemeği vaktim geldi. Aslında hep bu saatlerde mi yiyorum? Evet, aşağı yukarı bu saatlerde yiyorum. Yani 12.30 ile 1.30 arası yiyorum genelde. Biraz da işimin durumuna göre değişiyor tabii. İşim varsa biraz geç olabiliyor ama bu saati çok kaçırmamaya çalışıyorum. Zaten restoranda işte 12.30 ile 2.30 arası açık. O saatler arasında yiyebiliyorum. Bir yandan yiyeyim, bir yandan konuşayım. Bugün balık günü. Haftada 2 kere kesinlikle yiyorum balık. Bazen 3 olabiliyor. Yani çok et yemek istemediğimde balık yiyorum. Zaten balığı çok severim. Bir de çorba içiyorum öğlenleri. Çünkü çorbanın aslında hiçbir şeyle bir alakası yok. Benim canım çok çorba istiyor. Ve hava çok sıcak. Havanın sıcaklığına rağmen canım çorba istemesi. O yüzden bu domates çorbası var menümüzde. İlk başta çorbamı içeceğim. Sonra balık ve sıvın patates makarna kısmına geçeceğiz. Kamera düşecek gibi de o yüzden biraz durdurdum. Bir de insanlarla çok yakınım. Sabahki gibi uzak oturamadım. Balık, fırın patates ve makarna yiyorum bugün öyle. Bunun sebebi fırın patates ve patatese zaten problem yok da makarna yememin sebebi bir, makarnaya aşık olmam. İki, otelde çok güzel makarna yapmaları ve her gördüğümde canımın istemesine dayanamıyorum. Üç, ilk başlarda normalde şey yiyordum, salatayla yiyordum. Ama herkes dedi ki dışarıda salata yeme. Dışarıda salata yemem yasaklandığından beri balığın yanına az miktarda ya diğer şeylerden alıyorum. Soğuk
kumeseler kısmından böyle hani salata gibi olan şeylerden alıyorum ama salata değil yani. Hani böyle az bir şey, Rus salatası falan, işte fasulye salatası gibi, kumaş fasulyesi falan gibi böyle şeyler bulursam. Bugün genelde yoğurtlu şeyler vardı. O yüzden makarnayı ve fırın patatesi tercih ettim. Salata yememek gerçekten beni büyük ölçüde kısıtladı aslında. Temiz olduğunu düşünüyorum kesinlikle otelde ama neden herkes işte dışarıda yeme falan. Bir şey dediğinde zaten yapamıyorum. Sadece sabahları dışarıda kahvaltı yaparsam domates salatalık bazen yiyorum. Bugün domates yedim mesela gibi. Onun dışındaki çeşitlilik tüketmiyorum. Otelde, dışarıda, hiçbir yerde. Evde sadece. Bu arada balık levrek. Normalde çupra alıyordum. Aslında levreği daha çok severim. Ama çupra gözüme daha güzel göründüğü için burada. Levreği fırında seviyorum. Hep çukur alıyordum ama bugün canım nedense levrek istedi ve levrek aldım. Gölde bir bank buldum, buraya oturdum. Masalara oturmadım. Çünkü insanlarla çok yakınım. Böyle daha rahat ederiz diye. Hem de zaten benim alanım bahçe yani. Hani ben bahçede oturmayı seviyorum. Böyle garipsemiyorum. Yani bankta oturmayı daha çok seviyorum aslında. Böyle yürüyorum. Otelde banklar var, oralarda oturuyorum falan, dinleniyorum. Şimdi biraz kahve sohbetleri olacak. Çünkü bu benim günlük tek kahve hakkım. Genelde öğle yemeğinden sonra kullanıyorum. Hem canım istiyor hem de ya bazen çok uykum oluyor. Yani ayılamamış oluyorum ve öğle yemeğinden sonra ağırlık çöküyor ister istemez tabii ki. O yüzden bu haklarımı genelde öğle yemeğinden sonra tercih ediyorum. Akşam evde çok canım istemiyor zaten. Yani çok ekstrem bir durum olmadığı sürece kalabim için. Ya gerçekten kahve seven biri için, günlük çok kahve tüketen biri için hamilelik zor bir olay. Siz nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Kahve severler nasıl yapıyorsunuz bunu? Ya bir tane içmek çok zor. Gerçi insan ona da alışıyor. İnsan her şeye alışıyor da. Çalışırken kahve içmemek, genel olarak kahve içmemek. Bir tane hakkının olması. Mesela öğlen içiyorum ya. Akşam, ya akşam evdeyken çok canım istemiyor dediğim gibi ama mesela kızlarla kahveye çıkacağım. Mesela orada bir tane Türk kahvesi içebilirim. Ama hakkım olmadığı için, bitmiş olduğu için içemiyorum. Ama şu an geçen tadı çok güzel geldi. Kız köpüksüz ama güzel yapmış. Burada biraz şey konuşalım istiyorum. İşte beslenme rutinimi falan anlatıyorum bugün ama otelde. Otelde çok kolay ya falan diyorsunuzdur ama otelde aslında biraz zor. Neden zor? Çünkü ya aslında tabii şey açısından istediğin yiyecekleri bulman açısından evet okey çok güzel ama ya otelde çok imkan var yani çok yemek var, çok tatlı var, çok şey var yani. Dondurma var, gözünün önünden dondurmalar geçiyor, tatlılar geçiyor. Zaten restoranda envai çeşit yemek var. Hepsinden canın istiyor ister istemez görünce. O açıdan biraz zor dayanmak, aşermemek. Aslında hiç aşermediğimi düşünüyorum. Bence aşermedim. Çünkü benim canım zaten her şeyi istiyor. Ya genel olarak... Kendim de normalde mesela çok uf canım şunu çekti, canım bunu çekti diyen bir insanım. Yani durup dururken canım bir şeyler çeker zaten.
Hele bir şey gördüğümde falan kesinlikle çeker. Reklamda çıktıysa çeker. Instagram'da gördüysem çeker. Hani öyle biri olduğum için yazı şöyle uçayım. Kolum çok kalın çıktı. Ya hiç aşermedim büyük ihtimal ama her şey canı çekiyor. Gördüğüm her şeyi. Bu arada su için. Hamile arkadaşlarım. Hamile baş. Evet. Bir isim uydurmaya başlıyorum. Böyle bir şeyler de yok. Hamile daş diye bir şey duymadım. Adaş, kardeş falan gibi. Mesela iki hamile birbirine hamile daş diyebilir. Ne diyemesin. Su için. Bak tekrar hatırlatmak istiyorum. Mesela iyi bir insanım. Günün ikinci yürüyüşü şu an gerçekleşiyor. Aslında biraz bu videoda peyzaj mimarlığının hayatına da dair şeyler, tiyolar oldu. Bir günün nasıl geçiyor iş hayatında gibi oldu ama şu an bir yeri kontrol ettikten sonra ikinci otelime geldim. Sabah bir oteldeydim, sonra merkez var, orayı kontrol ettim, bahçesine, orada çalışma vardı. Şimdi ikinci otelimi gezmeye geldim. Yani işte geziyorum, bahçeyi kontrol ediyorum. Yani bu benim iş hayatımdaki üçüncü kontrolüm oluyor günlük. Hamilelik hayatımdaki de ikinci yürüyüşüm oluyor aslında. Uzun yürüyüş yani. Otel gezdiğimde çünkü hani diğer merkez biraz küçüktü. Hani orada öyle çok adım atılacak, yürüyecek bir yer yok. Şu an burada bayağı bir yürüyeceğim. Biraz büyük bir otel. Zaten günlük şu an bakayım adım sayıma. Zaten 6000 adım atmışım şu ana kadar. O yüzden hamilelik yürüyüşüne tik atıyorum. Gerçekten inanılmaz sıcak. Ve yazın otelde çalışmak çok zor. Biraz gerçekten video şeye döndü. Peyzaj mimarlığına dair şikayetler. Ama gerçekten öyle. Çok bunalıyorum şu an. Bir de havuza, denize giren insanları görüyorsun sürekli. Tatil yapan insanların yanından geçiyorsun. Biraz psikolojini bozuyor bu durum. Otel işte rahat ama maalesef ki böyle bir kötü yanında var yani kendisi. Bunu da paylaşmak istedim. Bu arada size ara öğünlerimden bahsedeyim. İki tane ara öğünüm var. Doktorum iki tane ara öğün yapmam gerektiğini söyledi. Biri sabah kahvaltısından sonra, biri öğlen yemeğinden sonra işte. Genelde sabah kahvaltısından sonra muz yiyorum. Muz çünkü bebeğin işte büyümesi için falan aşırı önemliymiş. Herkes öyle söylüyor. Herkes öyle söylüyor dediğim şeyler bu arada benim internetten deli gibi araştırdığım şeyler. Aynı zamanda işte hamile olan, doğurmuş olan herkesin söylediği şeyler genelde yani. Genel bir şey bu. Muzun iyi geldiği. O yüzden muz yiyorum o öğünlerimde. Bugün yemeği unuttum bu arada ve genelde acıkıyorum zaten şey arasında, iki öğün arasında ama bugün çok da acıkmadığım için fark etmedim. Bir de genelde evden çıkmadan yanıma alıyorum. Onu almayı unuttum. Çünkü evde kahvaltı yapmadığım için bugün öyle bir ara öğün yapamadım. Maalesef ki ama normalde yapıyorum. İkinci ara öğünümde işte öğleden sonraki ara öğünümde genelde şeyden sonra işte eve giderken falan şu an yoldayken oluyor. Kuru yemiş tabii ki. Ceviz, fındık, kaju. Kajuyu mesela çok önerdi doktorum. Hani kajuyu ye dedi. Bir de tabii ki çiğ kuru yemiş dedi. Daha iyi olduğunu söyledi. Onlar var yanımda hep. Bir de maalesef ki kuru meyveler, nefret ederim. Hayatım boyunca hiç yemedim. Gerçekten ağzıma bile sürmediğim şeyler ama mecburum. Özellikle kuru kayısı yemek zorundayım. Sindirim problemimden bahsetmiştim. O yüzden çok önerdiği için onu yiyorum yani. Zorunluluktan tamamen. Akşam yemeği biraz kaçamak oldu.
anneden dolayı kaynaklı. Işık kısıyor hamburger yedirmek istediği için. En sevdiğim. Evet. Hafızam bittiği için kötü dayının telefonuna geçtik. Kötü dayı. Anneanne teyze. Büyük anneanne. Etmiş. Ben. Gerçek anneanne. Anneanne. Ve Şefik Asu. Hayır, ben ona anneanne teyze dedim. Hayır, gerçek anneanne diyor da. Herkes gerçek anneanne. Gerçek anneanne. Akşam yemeğinde ufak bir kaşamak yapıyoruz şu an. Hamburger yiyoruz. Çünkü annem hamburger yedirmek istedi. Ama 240 gram et yiyorum. Ve güzel bir yerde yiyorum. Öyle yapılan bir yerde yemiyorum. Sağlıklı bir yerde yiyorum. O yüzden güzel bir akşam yemeği. Bence. Arada böyle şeyler olur yani. Bunu yapacak bir şey yok. Zaten sabah ve öğlen yemeğim gayet güzeldi. Şimdi bir şey itiraf edeceğim. Aynı günde değiliz. Rutinimi çektiğim gün 21 Ağustos'tu. Bugün şu an 23 Ağustos. 2 gündür gece rutinimi çekemiyorum. Teknik arızalardan ötürü. Telefonumun hafızası gitti falan gibi şeyler. Ama problem değil. Her gün aynı rutini yaptığım için zaten bir şey değişmeyecek. O gün de aynı şeyi yaptım. Dışarıda yemek yedim sadece o gün annemlerle. Eve geldim, duşa girdim. Bu biraz daha yapacağım rutini yaptım. Sonra televizyon karşısında uyuyakaldım falan. İşten geldim, duşa girdim tabii ki. Şimdi bir kremlenme, yağlanma seansım var. Oturacağım. Televizyon karşısında da uyuyacağım. Uyuyakalacağım büyük ihtimal. Her gün uyuyakalıyorum zaten. Her gün çok erken saatte uyuyakalıyorum. İlk 3 ay bunun normal olduğunu söylüyorlar. Yani uyku hali sürekli. Zaten normalde de çok uyku halinde bir insanım. Normalde de yorulduğumda falan hemen uyuyakalırım. İşten işte yorgun geldiysem kesin uyurum. Bir şey izlerken kesin uyurum. Hani o yüzden bu tabii çarpı 2 oldu biraz. Çok erken saatte uyuyorum. Yani yemek yedikten hemen sonra uyuyorum mesela. Yemekten sonra hani hiç hareket etmediğim için belki biraz kötü olabilir ama gün içinde çok hareket ediyorum. Onu açığını kapatıyordur bence diye düşünüyorum. Şimdi kremlenelim. Böyle yapayım. Yani bu göbeğin daha 9. haftada bu kadar çıkmış olması bana çok normal gelmedi. Bir kilo aldım daha çünkü. Hani bir şey de yok. Bir de bir yayvanlaştım falan yani. Saçma sapan anlamadım. Kız mı acaba? İki tane de sivilcem çıktı. Bir burada bir de şurada çıkacak gibi. Kız mı acaba? Ama bence sivilcelerim sıcaktan çıkıyor. Büyük ihtimal. Göbeğimin de rahmimin büyümesiyle alakalı olduğunu söylüyorlar. Pirsingimle henüz vedalaşamadım. Ama vedalaşacağız yakın zamanda. Şimdi herkesin önerdiği çatlak kremlerini aldım. Değişik bir şey yok. Zaten herkes hemen hemen aynı markaları öneriyor. Şöyle sürüyorum. Bu arada ben bütün vücuduma sürüyorum. Her yerim. Çatlamaktan bu kadar korkma be kızım. Korkuyorum ama. Çünkü onun bir geri dönüşü olmadığı için. Bu bir tanesiydi. Şuradan kalalım da şöyle. Bir de bugün yeni aldı. Yeni gelen var. Bu galiba daha bir yağımsı bir şey. Merak ediyorum buna deneyeceğim. Evet bu daha yağ. Şöyle görünüyor mu? Akışkan bir yağ. Bebe yağı gibi. Evet. Bir tanesi şey jel. Biri yağ. Ben bunu da bunu böyle karıştırır sürerim. Kalanında tabii ki her yerimizde.
boom boom. Yani resmen boom boom'u bat. Ben bir de bebe yağı kullanıyorum bu arada. Bebe yağını hep gün, yani hamile kalmadan önce de zaten vücuduma nemlensin diye çok kuru bir cildim olduğu için duştan sonra uyguluyordum. Direkt hani ıslak ten uyguluyordum. Vallahi sonra ciğerle birlikte şey bebe yağını ben sürdüm, devam ettim yani. Bence iyi geleceğini düşünüyorum. Güzel yapıyor çünkü cilde. Hatta şey aloe veralı olan bebe yağı. Üzerindeki şey etiketi çıktığı için şu an ne olduğunu hatırlamıyorum. Ama aloe veralı alıyordum diye hatırlıyorum. Bayağı da gidiyor bu arada, o yüzden hatırlayamadım. Yani her gün sürmeme rağmen kaç ay oldu belki ben onu alalım. Öyle. Yağlandık. Paklandık. Şimdi uyuma zamanı. Teşekkür ediyorum. Hem kendime bunları ölümsüzleştirdiğim için ve ileride izleme fırsatını kendime sağladığım için. İkinci teşekkürüm de izleyen olursa izlediğiniz için. Görüşürüz.